Halil abi! Ne oldu Ahmet? Selim? Abi, Rızalılar bizim köye inmişler. Köye mi? Sizin evi basmışlar. Kimse bana böyle değer vermedi. Ne istersin diye kimse sormadı. Sense... Halil Efelerinin evini basmışız. Bundan sonra onlara biat etmek düşer. Benim sevdam böyle. Ya benim dediğim gibi olacak ya da... Ya da... Şu andan itibaren çıkar beni hayatından. Hayır hayır, o da yetmez. Gönlünden de çıkar beni Halil. Hiçbir iz kalmasın benden. Efendiler, vergiyi şahsi. 20 yaşından 75 yaşına kadar herkes kaydını yaptırsın. Bu vergi ödenecek. Kimse silahına davranmasın. Çatışmaya değil, konuşmaya gel. Başını büyük belaya sokacaksın Halil. Bu haksızlığa müsaade edemem. O vergi toplanacak. Köylere girebilirseniz toplarsınız. Kimse bu parayı ödemeyecek. Bir kuruşunu bile. Nasıl bir adamsın sen kaymakam? Dağın da düzün de tek hakimi benim. O durumda son sözü ben söylerim diyor. Umudunuzu kaybetmeyin. Bugün kaymakam, yarın siz. Bugün kazanmalıydık. Benden ne istiyorsunuz? Paralar. Ne zaman, nereden götürülecek? Ama... Zaptiye olacak mı? Olacaksa kaç kişi? Benden başka bir şey isteyin. Ama bunu... Vazifeymiş. Batsın öyle vazife. Yavaş. Yavaş abi. Nefesini hissediyorum. Kalbinin ateşlenme. Ama bu bir rüya. Sana sormadan yollara düştüm. Hemen asma suratını. İnan bu sefer haklı bir mazeretim var. Babamdan bir mektup geldi. Sinirle kaleme sarılmış. Karşımıza geçip kusamadığı öfkesini kelimelere dökmüş. Bilmediğin şeyler değil. Bu bize yazdığı son mektupmuş. Hemen yırtıp atmak geldi içimden. Bana da bu yakışırdı. Ama sonra düşündüm. Unutsa, görmek istemese neden mektup yazsın? Son sözünü söylememiş miydin? Belli ki yalnız kaldı. Güçsüz düştü. Ama gururunu bilirsin. O yardımı ancak böyle isteyebilir. Okuyunca sen de anlayacaktın. Hemen gitmek isteyecektin. Kaymakamlıktaki işine, yaşadığın onca soruna rağmen yola düşecektin. Seni bu yükten kurtarayım dedim. Ama çok sevinme. Becerebilir miyim bilmiyorum. Ama ne derse duymazlıktan geleceğim. Gönlünü almaya çalışacağım. Baban ve senin deyiminle deli kız bir süreliğine iyi kız olacak. Gelin hanıma söyle. Sakın odamı değiştirmeye kalkmasın. En kısa zamanda döneceğim. Bırak şimdi kahvaltıyı. Senden sonra uyandım diye mi kızdın? Olur mu öyle şey? Şimdi Cemile'yi de uyandırırım. Lale. Hemen hallederiz. Cemile odasında değil.
Cemile gitti. Gitti mi? İstanbul'a. Ama böyle aniden. Ailevi bir mesele. Öyle icap etti. Konuşmamız lazım. Mutlu değilsin burada. Ben aslında... Buraya zorla geldiğini, döktüğün gözyaşlarını hepsini biliyorum. Yavaş yavaş. Yani zamanla alışırım. Belki. Ama bunu senden istemeye hakkım var mı? Hata yaptım. En başında kabul etmemeliydim. Sen ne yapabilirdin ki? Her şeyi göze alıp hayır diyebilirdim. Artık oldu. Bundan sonra ne desek... Hiçbir şey için geç değil. Hatamı telafi edeceğim. Gideceksin Lale. Gidecek miyim? Ama nereye? Mutlu olduğun, ait olduğun yere döneceksin. Koruluk tarafına gidelim. Belki bir iz buluruz it soyundan. Nereye böyle? Çalı çırpı toplamaya. Rızalara da bakınacağız. Halil'i gördünüz mü hiç? Geceden sonra görmedim. Ben de. Ne oldu ki? Ben bulurum onu. İnan böylesi daha iyi olacak. Sen öyle diyorsan. Ben hazırım. Ne oldu? Kabak yine Sıtkı'nın başına patladı. Onca yol neymiş göz kulak olurmuş. Bahaneyle İstanbul'u göreceksin lan, fena mı? Ömer Çavuş ne görmesin? Kızı bırakır bırakmaz geri döneceğim. Bu durumun tüm mesuliyeti bana ait. Kimseye hesap vermek mecburiyetinde değilsin. Anlıyorum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa... Her şey eskisi gibi olacak. Mutlu olacaksın. Bak söylediğim gibi kafana bir şey takmayacaksın. Tamam Meri. Hadi. Geç kalırım tamam. Ama. Bu da nereden çıktı şimdi? Vay be. Nereden nereye? Yasu, Kalimera. Kalimera madam. Hayırdır Ömer Savuz? Nasip işte. Hafta su dolmadan gitti kız. Kız mı? Kaymakamın sevgisi. Lale gitti mi? Saraydan çıkma kız. Buralarda yapamazdı zaten. Geri dönmeyecek mi yani? Abba abba. Hadi Ömer çabuk.
Ben gideyim Mary. Az biraz konuşabilir miyiz Pasamu? Benim uğramam gereken birkaç yer var. Nereye bakıyorsun? Kaymakam gidiyor. Ne olmuş gidiyorsa? İşinin başına gidiyordur. Topladığı vergiyi saymaya. Halleder gelirim dedim. Bana bırakın bir yolunu bulurum dedim. Şu hale bak. Kapana kısılmış gibi kaldım. Senin elinden ne gelir ki? Ah be Gülsüm. He desen ne olurdu sanki? Demez işte. Bir kere olmaz dedi mi? Ağzından laf alabilseydim. Varsa yoksa kaymakam. Çok kıymetli. Sırtından bıçaklayamazmış. Üzme kendini diyeceğim ama. Lale'ye çok büyük bir fenalık yaptınız paşam. Fenalık mı? Düne kadar herkes başka şeyler söylüyordu. Şimdi mesut olacağınıza. Kızcağızı bizi mesut etmek için mi yolladınız Kale? Tabii ki hayır. Hem kendi adıma hem Lale adına geç de olsa bir hatayı düzelttim. Yeni bir hata yaparak mı yani? Onu mesut olacağı yere göndermenin nesi hata? Oh Hivre, mesut olacağı yer İstanbul mu? O kızcağız burada mesut idi paşamı. Tersi olsa bile sokakta kalacağını bile bile onu yollamak. Sokakta mı? Onu saraya almayacaklar. Ne demek almayacaklar? Evlenip saraydan ayrıldı Kale. Bir daha oraya girebilir mi zannediyorsun he? Ama ben sanıyordum ki... Gidecek kimi kimsesi de yok. Zavallı kız. Yollarken hiç ses çıkarmadı değil mi? Buraya gelirken de ses çıkarmamıştı. Onu buraya yollayanlar bir fenalık yaptı. Ama sen daha büyüğünü yaptın pasamı. Çok daha büyüğünü. Her yerde seni arıyorum. Bugün hayatımın en güzel günü. Hava buz gibi benim için yanıyor. Baharım oldun Halil. Çiçek açtım. Yeniden doğdum. Artık seninim ya. Bundan sonra hep bahar, hep yaz. Neyin var senin? Yanlış yaptık Olimpiya. Yanlış mı? Bunda ne yanlış var ki? Üzülmeni istemiyorum ama... Üstesinden geleceğiz Halil. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Biz istedikten sonra. Biz diye bir şey yok Olimpiya. Ama... Ama dün... Dün bir hataydı. Bizim için yarın yok. Çok üzgünüm ama yok. Ben... Sen. Selamullah. Ahmet'e Mehmet'e selam et. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Kusuruma bakmasınlar böyle helalleşmeden. Gel. Kızım gel oturalım sakinleş. Elveda Zedebe. Elveda. Elveda.
bitmez bu yol. Ne oluyor ya? Kaymakamım? Ne işiniz var burada kaymakamım? Geri dönüyoruz. Hep birlikte. Ne oldu anlamadım ama Olimpiya gitti. Bu öyle sıradan bir gidiş değildi Halil. Sanki bir daha dönmeyecek gibi. Sanki bir daha bizi görmeyecek gibi. Neler oluyor Halil? Efendim içeriye kadar yardım etseydim. Vazifenin başına dönebilirsin. Tabii efendim, emredersiniz. Anlamadım ama iyi oldu, iyi. Onca yoldan kurtuldum. Arabacı, hadi. Daha burada durmanın manası yok. Ne yapacaksın ki? Geri döneceğim. Bir haltı beceremedim diyeceğim. Kaymakama yenildik diyeceğim. Ben yardım etsem. Bırak Ayşe. Derdim başımdan aşkın. Sen de eğlenir gibi. Adamdan saymıyor musun beni? O manada demedim Ayşe. Ne yapabilirsin ki? Bilmiyorum. Ama bir denesem ne kaybederiz? Kaybedeceğimizi kaybettik zaten. İyi ya. İzin ver işte Selamoğlu. Hem başka çare mi var? Hakkımda bir anı bir anını tutmuyor diye düşünebilirsin. Ya olur mu öyle şey? Bir şeyleri tamir edeyim derken... Neden bana söylemedin? Seni yeniden köşke almayacaklarını gidince... Döndüm ya. Gerisinin ne önemi var? Bundan sonra sen gitmek istemeden... Kimse sana git demeyecek. Burası senin evin. Gerçek evi. Sabah keyfi de yerindeydi. Hem ne yerinde? Ne zamandır böyle mutlu görmemiştim. Sanki müjdeli bir haber almış gibi. Ya da ne bileyim. Birdenbire ne oldu? Bu kız niye dellendi? En son seni arıyordu Halil abi. Sen onu... Yetmedi mi lafladınız? Kusuruma bakmayın. Ne kusuru abi? Hepimizin sinirleri harap olmadı mı? Aslında birimiz kasabaya inse... Kasabaya mı? Ne işimiz var kasabada? Yorgo. Olimpiyanın nereye gideceğini, ne yapacağını o bilir. Bir ihtimal. Ben gider kaptanı bulurum. Başın belaya girmesin. Kaygılanma abi. Hayalet gibi gider gelirim. Kimsenin ruhu duymaz. Yorgo koyun yerini de biliyordur. Kasabaya giderken kullandığımız koy mu? Yorgo'yu bul. Deniz yolundan gelin. Ahmet. Meraklanma. Dikkatli olacağım. Toplanan vergiyle ilgili zabıtlar kaynatalım. Tüm para elimize ulaştı mı? İki daha köyü kaldı. Ama tahsildarlar çoktan yola çıkmışlardır. Nasıl gidecek? Her zaman nasıl gidiyorlarsa kaymakamım. İki zaptiye bir de tahsildar. Zaptiye sayısını dörde çıkar. Artık o Osmanlı'nın parası kaymakamım. Kim cesaret edebilir ki? Biz önlemimizi alalım da. Neme lazım Ömer Çavuş? Ortalık eşkıya kaynıyor.
Sevk zaptını da hazırlayın. Kaçta çıkacaklar, nereden gidilecek, en ince noktasına kadar. Hemen Sıtkı'yla hallederiz. Gözden geçirmem gereken bir sürü de evrak vardı Ömer Çavuş. Gülsüm'le mi halletsiniz? Halledebilirsem... Halledilmeyecek bir şey yok. Alt üstü bir zabıt. Benim yüzümden. Olimpia bana kızdı Mehmet. Benim yüzümden gitti. Kendini niye suçluyorsun ki abi? Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat o zaman abi. Paylaş derdini. Hayatın adaleti yok değil mi? Birinin sevinci diğerinin hüznü oluyor. Biri tamamken diğeri eksik kalıyor. Biri açarken başkası soluyor. Hayat işte. Adalet yok demedim mi? Çok hata yaptım Mehmet. Çok. Birini değil. İkisini de soldurdum. Kendine gel abi. Biz kendimizi kaybederdik. Sen buldururdun. Biz düşerdik. Elimizden tutar kaldırırdın. Gücüm kalmadı Mehmet. İşlediğim günahlar bende güç bırakmadı. Gülsüm abla. Aa, Ayşe. Seni iş yerinde ziyaret edeyim dedim. İyi yapmışsın da... Benim sana zararım olmaz. Keşke geleceğinin haberim olsaydı. Bu saatlerde işin başından aşkın. Biraz laflarız diye düşünmüştüm. Gülsüm, şu verginin nakliye evrakını... Misafirin mi vardı? Yo. Hemen yapmamız gerekiyorsa... Bir an önce yapsak. Ben misafir sayılmam. Ayşe bekler. İstersen odada bir köşede otururum. Yanımızda mı? Ne var canım? Sesimi çıkarmadan dururum. Ömer Çavuş hoş karşılar mı ki? Yo. Sen en iyisi buralarda biraz oyalan. Selam oğlum. Eylem. Sağ olasın. Ben acıkmadım. Adem oraya. Ayşe nerede? Ayşe mi? Haber vermeden nereye gider bu kız? Meraklanma. Nereye gidecek? Hava almaya filan çıkmıştır. Haber ederdi gene de. Boş ver. Gel hadi. Başını belaya sokmasa bari. Varidat vergisini Liva'ya sevk edecek olan Vesayet-i Nakliye... Yazabildin mi? Hı. Yazdım Ömer Çavuş. Aferin, aferin kızım. 4 zaptiye nezaretinde... Bu araba... Bildik Liva yolundan gitmese de. Neden gitmesin ki? Başka bir güzergahtan gidemez mi? Her zaman aynı yoldan gider. Hem başka nereden gidecek ki? Mesela... Pınarbaşı'ndaki yol. Ya da Çamlık mevkii. Bilmediğim yollar değil. Ama yolu niye uzatalım ki? Kimsenin tahmin edemeyeceği bir yol. Daha emniyetli olmaz mı? Biz kafi miktarda tedbirimizi aldık. Tedbirin fazlası zararlı mı Ömer Çavuş? Ve askerler yanlarına... Ayşe, bir şey mi oldu? Çıkmayınca hani beni unuttun mu diye. Kusura bakmayın Ömer Çavuş. Hiç unutur muyum? Sen beni kalem odasında bekle. Kalem odası mı? Hı hı.
Şu karşıki oda. Yusuf Hanım, sandığımdan zekiymişsin. Efendim? Demek tedbiri arttırmalıyız. Güzergahı değiştirecek misiniz? Aferin. Aferin. Değiştirelim bakalım. Kendi kendime demiştim bu kızda iş var diye. Seni de beklettim. Sıkılmadın ki. Olsun, ilk defa bir misafirim gelmiş. Geldik. Geldik ama... İnsan bir kahve söyler. Kahve mi? Karşılıklı içerdik. Bari beklediğime değsin. Sen kahve sevmezsin ki. Ben... Yani kim sevmez kahveyi? Nasıl içiyorsunuz bu zehir gibi şeyi derdin? Derdim. Derdim ama... Burası başka. Nesi başka? Nesi başka? Koskoca devlet dairesi. Böyle yerlerde kahve içilir. Öyle olsun bakalım. Köpüğü kaçmasın diye Rüstem Efendi'nin... Köpüğü ne zaman kaçırdım ki Gülsüm Hanım? Cinlere mi kahve söyledin Gülsüm Hanım? Allah Allah. Nerede bu kız? Gülsüm Hanım. Allah Allah. Herkes cinlere karıştı ya. Hoş gelmişsin Ayşe. Köyden var mı bir haber? Bırak köyü Kemal abi. Hemen oku şunu. Hele bir otur, soluklan, okuruz. Vaktim yok. Çok önemli. Tamam tamam, ne yazıyormuş? Maliye nezareti celilesinin uygun gördüğü varisat vergisi. Geç orayı. Şurayı devlete havale buyrulan tezkiresi Bodrum Kaymakamlığında kıraat olunup... Onu da geç. Neyini okuyayım? Oku, tamam sustum. Dört zaptiye nezaretinde... İşte bu. Nereden buldun sen bunu? Bırak şimdi nereden bulduğumu. Hadi oku sen. Verginin nakliyesi cuma namazını mütakiben çamlık mevkiinden yapılması uygun bulunmuştur. Sağ olasın. Senin bu kağıtla ne işin olur? Ne benim ne de senin. Böyle bir evrak görmedin, okumadın. Ben sana böyle bir şey getirmedim. Not almam lazım. Hayatımız değişti be. İyi ki bizi yanınıza aldınız. Daha işin başındayız koçum. Bu gördüklerin ne ki? Halil Efe bu saatten sonra... ...yiyecek ekmek bulabilecek mi acaba? Evi barkı basılmış adamın hükmü mü kalır? Vergiyi toplatmazmış. Bak bak bak. Kaymakamla girdiği iddiaya bak. Ulan sen kimsin be? Adam tıkır tıkır topluyormuş vergiyi. Kaymakam da madara etti desene. Köylü de öğrenmiştir bu dağların hakimi kim. Sadece dağların hakimi olmak yetmez. Dağ ne olsun kaptan? Daha da güçlenmemiz lazım Rıza. Koskoca denizi boş mu bırakacağız? Denizde ne işimiz olur kaptan? Gerçek işimiz. Kaçak. Kaçak mı? Buraya sıkışıp kalmışız. Nasıl yapacağız kaptan? Yapacağız Rıza. Hem de daha da karlı yapacağız. Daha mı karlı? Kanun peşimizdeyken mi? Eskiden bir kazanıyorsak, kanun peşimizdeyken iki katını kazanacağız. Oldu mu kahveler? Neredesin sen Ayşe? Mary, nohut istemişti de. Nohut mu almaya gittin? Unut mu almasaydım ne olacaktı? Mary kızmaz mıydı bana? Mary mi kızacak? Ben sözümü tutayım da.
Sen de bugün bir şeyler var ama. Böyle kıpır kıpır. Demek burada çalışıyorsun. Ben seni işinden alıkoymuyorum değil mi? Yok canım. Ne alıkoyacaksın? Buz gibi olmuş bu. E olur tabii. Soğuk soğuk mu içeceğim? Kahveyi söyleyip not almaya çıkmak var mı? Allah Allah. Kahve tiryakisi kesildin başıma. Gülsüm abla. Soğuk kahve de hiç fena değilmiş. Ayşe. Sen benimle alay mı ediyorsun? Seni yormayayım dedim canım. Şimdi bir sürü vakit kaybı. Daha doğru dürüst konuşamadık bile. Evde sabaha kadar konuşuruz Gülsüm abla. Sen bak işine. Bir haber var mı kaptan? Sana vuramadım. Ah Selim. Kim bilir nerede şimdi? Ah korumu. Neden çekip gittiyse. Nedenini bırak kaptan. Nerede bu kız? Ne diyeceğim yalan olur. Belki de adaya gitmiştir. Ya da başka bir yer. Senin bildiğin bir yer ha? Gideceği yerleri bilirsin değil mi? Bilirim bilmesine de. E gidelim o zaman. Her yeri tek tek gezelim. Deli kızın kafası 60 bir kere. Aramakla bulunmaz evlat. Öyle şey mi olur kaptan? Nasıl bulacağız o zaman? Olimpiya aranacağını biliyor. Senin benim bulacağım yerde dolaşmaz. Bunun için derim ki aramak boşuna. Siz karartmayın içinizi. Bulacağıma söz veremesen bile arayacağıma söz verin. Ne oldu? Ne olabilir? Öğrendin mi? Yarın öğlen yola çıkacaklar. Nereden öğrendin bunu? Bırak şimdi nereden öğrendiğimi. 4 sap diye olacak. Bunu da mı öğrendin? Demek Çamlık mevkiinden gideceklerini söylesem küçük dilini yutacaksın. Helal be Ayşe. Helal be. Sağ ol. Sağ ol Ayşe. Bana inanmamıştın ama. Yok, inanmamak değil de kolay iş değil. Ama yaptım. Sen olmasan. İnsan değer verdiği biri için bir şey yapmak istemeye görsün. Kimi her şeye göze alır. Kimi gözünün önündekini fark etmez. Yola çıksam iyi olacak. Kokular buraya kadar gelmiş vallahi. Sen acıkmadın mı Halil abi? Sağ olasın. Sen gir hele. İyi. Halil abi. Hadi. Yemeyecekmiş. Olur mu öyle şey canım? Mehmet. Ama İzzet Efe sabahtan beri... Kendi haline bırakın. Her şeyin bir zamanı var Mehmet. Şimdi yalnız kalma zamanı. Bir an evde değilsin diye. Ben Cemile diye. Cemile yok. Hay Allah. Doğru zamanda gelmemişim. Cemile İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı? Babasının yanına. Döndü ha. Bir haber bile vermeden. Neyse. Giden gitmiş, olan olmuş. Kim diyeyim?
Cemile döndüğünde sorarsa kim diyeyim? Cemile dönecek mi? Elbette. Temelli gitmedi yani. Kim diye sorarsa Ozan dersin. Ozan? Ozan, o bilir. Sen miydin Ali Kaptan? Sevinmedin mi beni gördüğüne? Neden sevinmeyeyim? Kaç senedir iş yaparız seninle. Yine yapacağız. Yine mi? Niye şaşırdın? Seni kaçak diye duyduk da. Sıkıldım. Masa başı vazifede. Harici vazifeye çıkayım dedim. Tütününü karşıya geçireyim dedim. Rejiye verecek değilim ya. Kalanı kaçaktan sorayım kaptan. Kalanı malanı yok. Bu para ırgatın masrafını çıkarmaz ki Ali kaptan. Para bu. Bu seferlik beni affet kaptan. Hamit! Öksüz! Kurbanın olayım Ali kaptan. Durdur şunları. Demek ikna oldun. Tütünü veriyorsun ha? Tamam. Verdim. Ne olur durdur şunları kaptan. Kaymakama gidip kaçakla Ali kaptanla anlaşamadın. Tütünü aldı da diyemezsin. Dua et para veriyorum. Halil'e bel bağlayanların da durumu ortada. Tamam kaptan, tamam anlaştık. Ha şöyle. Daha seninle çok iş yapacağım. Çok, çok. Hadi, hadi. Öksüz, Hamit. İş tamam. Her bir şeyi öğrendim. Ne zaman yola çıkacaklar? Kaç saat diye var? Nereden gidecekler? İyi olmuş. Ne demek iyi Mehmet? Bitireceğiz işi. Öyle değil mi Halil? Bir şey oldu. İzzet Efe. Olimpiya. Olimpiya nerede? Hadi 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 hadi. Çabuk olun. Keşke daha önce çıksaymışız. Daha kaptan. Kasabada neyin eksikti? Böyle rahat mıydık kaptan? Çek silahı, istediğin olsun. Boşuna mı diyorum güçlü olmamız gerek diye? İyi miyiz kaptan? Ya senden güçlüsü gelirse? Silahı beynine dayarsa? Ne yapılır ki? Eğer güçlü olursa, daha... Daha güçlü olursan kim sana silah çekebilir? Ali kaptan. Burası tamam. Parası da sorun çıkmadan gelirse. Kaptan be. Gelsin diye bekleyeceğimize. Gidip biz alsak.
Karşıya mı geçeceğiz? İnsan içine çıkarız be kaptan. Bıkmadın mı ot böcek görmekten? He kaptan, ne dersin? Palikaryalar başlarına bir iş açacaklar ama. Artık isteseler de açamazlar. Bas geçerler mi ziyeri mu? Sen malumat vermesen de paralar Liva'ya gidecek neticede. Liva yolunu tuttular mı? İnşallah. Ne diyorsun kızım? Araba Liva yolundan gitmeyecek. Tüh, gitmeyecek mi? Senin korktuğundan ben de korktum. Bir yolunu bulurlar dedim. Çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Arabanın güzergahını değiştirdim Mary. Ömer Çavuş kabul etmeyecek diye çok korktum ama onun da aklına yattı. Hay aklını seveyim. Kimsenin canına zarar gelmeden şu mesele halloldu. Sen de az cin değilsin yani. Sen asıl Ömer Çavuş'un yağdırdığı iltifatları duyacaktın. Tabii. Senin için de Halil olunca seferber oldun. Ne alakası var şimdi? Sanki bir Halil için. Şaka yaptım re. Celallenme hemen. Laf benimkisi de. Yoksa Halil'le ne alakası var? Arabayı soyacağız dedik. Gerekli malumatı da edindik ama. Nasılını düşünmedik değil mi? Bu işin nasılın var ya. Çıkarız arabanın karşısına. Doğrulturuz tüfekleri. Alırız paraları. Tüfek doğrultmaya bile gerek kalmaz. Sizi karşılarında görünce kendiliğinden verirler parayı. 4 silahlı zaptiyenin karşısına çıkalım diyorsun değil mi? Adam atını arabasını üzerine sürmez mi? Silahlarımız ne güne duruyor? Kan dökülmesini mi istiyorsun? Ben istemiyorum da. Sizden zayiat, onlardan zayiat. Parayı aldın diyelim. Kıymeti kalır mı? Kan dökülmeyecek. Ne bizden ne onlardan. Demek ki bu işi layıkıyla yapacaksan önce araba ve zaptiyeyi durduracaksın. O zaman onun yolunu bulalım. Yetmez. Atlardan inmelerinin yolunu bulmalı. Hatta bir yolunu bulup silahlarını bıraktırmalı. Hay yaş, ağzımdan al. Oho, bunları yaptıktan sonra gerisi çocuk oyunu. Mesele gerisinde değil Mehmet, berisinde. Bunu kullanıp berisini bulacaksın. O zaman gerisi kendiliğinden gelecek. Çıkıyor musun yoksa? Bir şey yemeden mi? Lale. Otur hadi, hemen bir şeyle. Lale lütfen. Ama kahvaltılar, yemekler, bunun için mi yoldan çevirdim seni? Niye çevirdin? Neden bir şey söylemedin Lale? Gidecek yerinin olmadığını, kimsenin olmadığını, neden sesini çıkarmadın? Gitmemin beni mutlu edeceğini düşünmüyor muydun? Ama yanılıyordun. Olsun, sen beni düşünüyordun ya. Ama sen kendini düşünmüyordun. Hiç aklımdan çıkmadı. Bana değer vermen, saygı duyman, insan gibi davranman. Önce ben değil, sen varsın. Unuttun mu yoksa? Ben kendimi sana adadım. Hoş geldin kaptan. Pek hoş gelmedim. Hayrola kaptan? Olimpiya buraya geldi mi? Olimpiya dağda değil mi? Peşlerinde onca zaptiye varken ne işi var burada? Olimpiya işte. Ne yapacağı belli olur mu? Eğer görürseniz endeksi. Thank you.
Yam tavus, ya su. Rahatsızlık vermiyorum ya. Ne zaman verdin bre? Sen çiçekleri severdin değil mi? Kim sevmez çiçekleri? Bunlar... İbrahim Çavuş. Aa, o çiçekler de ne? Yardım, yardım edin. Yardım edin ne olur. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Durun. Çabuk olun. Çabuk olun ne olur. Ne oluyor dayı? Yardım edin çabuk. Oğlum arabanın altında. Çabuk yardım edin. Yardım edin. Ne olur. Yardım edin. Ne bakışıyorsunuz? Gidecek yol mu var? Bakın şunu. Hadi, hadi çabuk olun ne olur. Ne olur yardım edin. Çok acıyor baba. Hadi. Hadi bismillah. Yavaş, yavaş, yavaş. Onlar da gelirse daha kolay olur. Kardeş, gelin bir el atıverin, sevaptır. Hadi, çabuk olun. Mahmut, az gelin. Hadi gelin. Yürüyün, çabuk olun. Çocuk gidiyor ya. Hadi, 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 hadi. Bir gayret, az kaldı. Hadi, hop. Sağ olasınız. Davranma. Bak kahretsin. Oyuna gelecek. Hiç davranma. Bizi mecbur etmeyin. Geç. Demek bunların hepsi oyunmuş. Hepsi bizi kandırmak içinmiş. Sizi durdurmak için arabanın altında kalacak değil mi ya? Mehmet, arabaya bak. Ne istiyorsunuz bizden? Bilmiyor musunuz? Paralar burada. Yanlış yapıyorsunuz. Devlet parasını çalmanın suçu büyüktür. Halkın parasını çalmanın suçu büyük değil mi? Bu paraları yiyip içmek için almıyoruz arkadaş. Sahiplerine geri vermek için alıyoruz. Hepsi bu. Yaptığınız cezasız kalmaz. Kaymakam. Kaymakama söyleyin. Bu vergi toplanmayacak demiştik. Bir laf ettiysek ardında dururuz. Bunu böylece bilsin. Hayatta neler oluyor değil mi? Adam elime tutuşturdu çiçekleri. Şşşt. Kime niyet etmiş, kime kısmet olmuş, sağ olasın. Ya, kısmet. Her şeyin başı, sonu kısmet. Dün gece efkarlandım. Bir bardak rakı içeyim dedim. Rakıyı koydum bardağa. Kokusu var ama rengi yok. Yanındaki suyun da rengi yok. Öylece duruyorlar. Olacaklardan habersiz. İlk defa mı rakı içtin sen? Ama... Birbirine katınca öyle bir beyaz oluyor ki, öyle bir güzellik, öyle bir tat. Öyledir herhalde. Anlatamadım değil mi? Yok canım, anladık. İkisinin de rengi yokken ama birbirine karıştırınca... Beyaz oluyor değil mi? İzdivacına talibim Meri. İzdivaç mı? İbrahim Çavuş. İbrahim böyle ulu orta çocukların yanında. Sevdam da niyetim de ortada. Ne diye saklayayım? Ateş bacayı sarmış.
Haberimiz yok. Beklemeye mecalim kalmadı. Bir cevap ver bana. E ama böyle damdan düşer gibi. Ben damdan düşer gibi söyledim. Sen de... Aa, her şeyin bir adabı var İbrahim Çavuş. Hem bu işler aceleye gelmez. İbrahim, sonra konuşsak seninle. Ama... Aa! Öyle sık boğaz etmek yok. Beklemesini bileceksin. Mary... Kızlar ne yapıyorsunuz Kale? Eh, madamın düşünmesi lazım. Eh, vakti gelince alırsın haberini. Söylüyorum. Yani kabul edecek misin? Evlenecek misiniz? Sık boğaz ediyor diye adamı yaka pasa götürdünüz bre. Of Mary. Söyle hadi. Bilmiyorum ciğerimi. Bu işler aceleye gelmez. Niye geri döndünüz oğlum? Tüfekleriniz nerede sizin? Konuşsana lan. Cevap versene. Yoksa... Hadi hadi hadi. Oh, oh, oh. Hadi bakalım sabahlar olmasın. Oh be. Oh. Özlemişim bari kaptan. Özlenmeyecek gibi mi be? Rıza'nın keyfine diyecek yok. İpten döndü adam ipten, ne yapsın? Sağlığınıza. Bu günleri de gördüm ya kaptan. Ya neler göreceksin neler. Artık bize ölüm yok kaptan. Garipleşti. İçki mi dokundu? Hani birden yüklenince? Geçti Rıza. Tamam bitti. Bitti ya. Geçti. Şimdi iyi misin? Mühim bir şey değilse sonra görüşelim. Mühim kaymakamım. O zaman dikilip durma, anlat. Anlat demesi kolay kaymakamım. Çok kızacaksınız ama... o kadar didin, uğraş... sonra ettiğiniz onca laf... Lafı geveleyip durma. Haliller yapacaklarını yapmışlar kaymakamım. Haliller mi? Sevkiyat arabasını soymuşlar. Ne dedin? Topladığımız vergiyi almışlar kaymakamım. Hepsi.
Yatalım kalkalım İzzet Efe'ye dua edelim. Onun aklı olmasaydı. Sen o malumatla dönmeseydin. Hepimiz bir ucundan tuttuk. En sıkı da zaptiyeler tuttu. Başka türlü arabayı yerinden kaldıramazdık. Güçlü olan tetiği önce sarılan değil, aklını kullanandı. Köylüler kim bilir şimdi nasıl sevinecek. Sevinmezler mi? Hem vergi öde hem cebinden para çıkmasın. Doğru ya, bundan sonra kimse karşılarına dikilip bir laf edemez. Kayıtlara geçti, makbuzlarını aldılar. Daha ne olacak? Bundan sonrasını kaymakam düşünsün. Parayı dağıtacaklarmış, köylülere geri vereceklermiş. Bir de haber salmış Ali. Bu vergi toplanmayacak demişti. Ettiğimiz lafın ardında dururuz demiş. Halil çizmeyi açtı. Fazlasıyla açtı. Oldukça teferruatlı bir tertip. Sevkiyatın oradan o vakitte geçeceğine emin gibiler. Arabanın yola imkansız. Önlerine geçip tertibat almaları mümkün değil. Daha önceden biliyor olamazlar mı? Daha önceden. Ama nasıl bilecekler ki bunun için? Birinin gerekli malumatı sızdırması gerek. Kimse bilmiyordu ki kaymakam. Zaptiyeler, arabacı? Güzergahda ne yapacaklarını da son anda öğrendiler. Yola çıkacakları vakit. Başka kim biliyordu? Bir de biz. Yani? Sıtkı'yla ben. Gülsüm. Gülsüm. Gülsüm biliyor muydu? Evet, biliyordu. Yoksa kaymakamım Gülsüm'den mi şüpheleniyorsunuz? Bilemiyorum Ömer Çavuş. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Helal olsun size. Helal olsun. Sağ ol Halil. Sağ ol. Allah razı olsun. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bu dağları hak için, adalet için mesken tuttuk. Ortada bir haksızlık varsa karşısında olacağız. Artık bu dağların adaleti var. Kaymakamım, sanırım düşündüğünüz gibi. Şüpheyle Gülsüm'ü suçlayamayız. Sadece şüphe değil kaymakamım. O an dikkatimi çekmemişti. Ama bu yaşananlardan sonra parçaları birleştirince... Hangi parçaları Ömer Çavuş? Sevkiyat zaptını Gülsüm'le birlikte yaptık. Gülsüm arabanın gideceği güzergahı değiştirmemizi teklif etti. Gülsüm mü teklif etti? Neden? Tedbir açısından dedi. Arabanın soyulmasından endişe ettiğini söyledi. Halbuki bunca zamandır tek bir olay olmamıştı. Gülsüm'ün dediğini yaptık. O güzergahtan ilk kez bir sevkiyat arabası gitti. Çıkabilirsin. Gülsüm. Yandık, yandık. Yine ne yaptın? Soyulduk Gülsüm, soyulduk. Daha ne olsun? Ne diyorsun sen Sıtkı? Topladığımız vergi yok mu? E'si ne var ne yok almışlar. Ama o kadar önlem... Halil bu, önlem dinliyor mu? Ah, kaymakamım köpürmüştür. Gözüne görünmemek lazım. Emin misin Sıtkı? Haliller mi? Tövbe estağfurullah. Böyle musibet bir işi başka kim yapabilir Gülsüm? Ama nasıl bilebilirler? Her yerde gözü kulağı var bu Halil'in. Her yerde. Koştursana ölen! Al, al.
Asma suratını. Bir dahakine sen de gelirsin. Böyle şeye surat asılır mı? Bu halin ne o zaman? Haberler kötü Ali Kaptan. Kötü mü? Halil vergi meselesini çözmüş. Nasıl çözer ulan? Toplanmadı mı paralar? Sevkiyat arabasını çevirmişler. Soymuşlar mı? Hem de ne soymak. Ne var ne yok götürmüşler. O kadar para. Daha da kötüsü. Bundan kötüsü ne olacak ulan? Köylüye dağıtmış. Köylüye mi? Ah ulan. Ah ulan yine yapacağını yaptı. Köylüyü arkasına aldı. Yine. Çekil lan. Bırakın beni. Domatesi versene. Oh be, iştahım açıldı. Hangimizin açılmadı ki? Çok şey yapmadık. Onların olanı onlara verdik. Az şey mi? Kaybettiğini bulmak daha kıymetliydi. Bayram günü gibiydi sanki. Keşke olimpiyada olsaydı. Mehmet. Nasıl sevinirdi değil mi abi? Mehmet. Ne yaptım? Gir. Beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu? Ne kadar da masumsun değil mi? Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım Gülsüm. Hiç anlamadım. Bir insan nasıl bu kadar vefasız olabilir? Bilmeden bir kusur mu işledim? Sana sahip çıktım Gülsüm. Herkes karşındayken ben yanındaydım. Bunları çok iyi biliyorum. Hem... Sana inandım Gülsüm. Yeni bir başlangıç yapabileceğim. Senden çok inandım. Seni işe aldım. Ne kadar müteşekkir oldum biliyorsun. Kaymakamlıkta çalışan bir kadın. Eski bir çengi. Yaverin bile arkamdan konuştu. Ama kimsenin düşüncesine önem vermedim. Peki sen ne yaptın? Sana. Emeklerine layık olmaya çalıştım. Hayır Gülsüm. Sen beni sırtımdan bıçakladın. Bir yanlış anlama olmalı. Ben... Daha fazla oyun oynama Gülsüm. Her şeyi biliyorum. Ama ben bir şey bilmiyorum. Toplanan vergiyi Liva'ya götüren araba soyuldu Gülsüm. Arkadaşın Halil soydu. Sayende Gülsüm. Yanlış bir kanıya kapılmışsın. Ben hiçbir şey yapmadım. Arabayı sen soymadın tabii. Ama gereken malumatı Halillere sen verdin. Yanılıyorsun. Ben aksine... Halillerle münasebetini konuşacak değilim. Halil'in arkadaşıyım diye mi suçlanıyorum? Verginin toplanmasına da karşı değil miydin? Evet. Evet ama sadece gönlüm razı gelmiyordu. Yoksa kalkıp da... Hala yalan söylüyorsun. Yüzüme itiraf etmeni beklerdim Gülsüm. Yaptığının ardında durmanı. Ama ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Arabanın güzergahını değiştirmedim mi? Boşa dil dökme. Her şey ortada. Sadece toplanan vergiyi değil. Sana inancımı da kaybettim Gülsüm. İnanmadığım biriyle de çalışamam. Git artık Gülsüm. İşine son veriyorum. Thank you.
Çökertmeden çıktım Halil'im, aman başın selamet. Çökertmeden çıktım Halil'im, aman başın selamet. Vitezde yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Vitezde yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ına emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ına emanet. Burası da asfalt değil Halil'im, aman Vites yağlısı. Ciğerime ateş saldı, dostlar kurşun yarası. Burası da asfalt değil Halil'im, aman Vites yağlısı. Ciğerime ateş saldı, dostlar kurşun yarası.